Bu fırsat kaçmaz. Bugün YouTube'da kanalımızda 27 Eylül Salı günü 2016 tarihinde yürürlüğe giren Başbakan Binali Yıldırım'ın da imzaladığı resmi gazetede de yayınlayan kararname ile bankalara borcu olan milyonlarca insanın yeniden ve kredi kartlarının borçlarını yapılandırma ile ilgili bir yasa çıktı. Bankalara borcu olanlara müjde. Dün yürürlüğe giren 27 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren yasayla kredi ve kredi kartı borcunun kalan tutarı 72 ay taksitle ödenebilecek. Borcunu ödeyen icradan, haciz işleminden ve bankaların açtığı davadan kurtulacak. İşte merak edilen her şey burada. Bankalardan kredi çeken ve kredi kullanan milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasaya göre kredi ve kredi kartı borcu olanlar borçlarını artık 72 aya varan vadelerde yeniden yapılandırılacak. Düzenleme kapsamında kredi ve kart borcu toplam 257 milyar lira. Güncel faiz geçerli. Bankalara olan borç güncel ihtiyaç kredisi faizine göre yapılandırılacak. Bankacılar aylık faizin %1.20 ile 1.30 arasında olacağını söyledi. Bu faiz hem tüketici kredisi hem de kredi kartı borcu için geçerli olacak. Bankalarla masaya oturan borcunu yeniden taksitlendiren cezadan, hacizden ve davadan kurtulacak. Cepten her ay daha az para çıkacak. İcra takibine düşen mahkemesi süren ne yapacak? Bu durumdaki kişiyi hemen en yakın banka şubesine giderek uzlaşma yolunu seçecek. Yeni bir sözleşmeye imza atacak. Tüm yaptırımlardan kurtulabilecek. Devam eden mahkeme, haciz işlemi ve icra takibi sona erecek. Borcu varlık yönetim şirketine geçen yasadan yararlanabilecek mi? Maalesef hayır. Bankalar sadece kendi alacağıyla ilgili yeniden yapılandırma yapabilecek. Uygulanacak faiz ne olacak? Borç güncel tüketici kredisi faizine göre hesaplanacak. Bu da aylık %1.20-1.30 arasında bir faiz demek. Örneğin bankaya kalan kredi veya kart borcu olan bir vatandaşın 10 bin lira kredi borcu olduğunu varsayarsak bu borcu %1.30 faiziyle 72 ay taksitlendirirse vatandaş ayda 232 lira bankaya her ay taksit ödeyecek. Ek maliyetler var mı? 72 ay vade zorunlu mu? Bir banka kredi alacağına mutlaka 72 ay yeniden mi yapılandıracak diye bir şart yok. Dileyen 72 ay 60 ay ya da 48 ay veya daha düşük vadeyi tercih edebilecek. Yeniden yapılandırmanın ek bir maliyeti olacak mı? Hayır. Kalan borcun %1 gibi, %2'si gibi herhangi bir ceza, ek masrafı, dosya masrafı vesaire olmayacak. Borç kaç kez yeniden yapılandırabilecek? Bu konuda sınır yok. Bankalar isterse aynı borçla ilgili birden fazla yapılandırma yaparak borcu 72 ay vadede ödeyebilecek. Önceki borçlar için bundan sonra kredi alan 72 ay taksitten faydalanacak mı? Hayır. Yapılandırma 27 Eylül 2016'dan önceki borçları kapsıyor. Bundan sonra kullanılacak tüketici kredisinde vade 72 değil 48 ay olacak. Taşıt kredisi borçları yeniden yapılandırılabilecek mi? Taşıt kredisi borcu yapılandırmaya dahil değil. Konut kredisini kapsıyor mu? Mevcut yasa zaten konut kredisi borçları için yeniden yapılandırma hakkı sağlıyor. Dün yasa sadece tüketici kredisi ile kredi kartı borcunu kapsıyor. Borcunu düzenli ödeyen kalan borcunu taksitlendirecek mi? Yapılandırmadan 17 milyar liralık batık kredi ve kredi kartı borcu olanlarla taksitlerini aksatmadan ödeyen ancak kalan borcunu daha düşük taksitle ödemek isteyen herkes yararlanabilecek. Aylık ödemeler ne kadar olacak? Örneğin bir vatandaşın bir bankaya 10 bin TL bir borcu olduğunu varsayarsak bu 10 bin TL borcunu 72 ay bankadan yeni imzalayacağı sözleşme kapsamında 72 ay vadeyle taksitlendirdiği takdirde 10 bin TL 72 ay vade taksitlendirdiğinde
aylık ödeme taksit tutarı 232 TL olacak. Aynı şartlarda 15.000 TL'yi 72 taksitte yapılandırıldığı takdirde aylık ödemesi de 348 lira olacak. Yine 20.000 TL'yi 72 ay boyunca tek taksitlendiren vatandaş da aylık ödemesi 464 TL olacak. 30.000 TL'yi 72 ay vadeyle taksitlendirildiği takdirde aylık ödemesi 697 TL olacak. 40.000 lirayı 72 ay vade taksitlendirdiği takdirde aylık ödemesi taksit tutarı 928 TL olacak. 50.000 TL'yi 72 ay vadeyle taksitlendiren bir vatandaşın aylık ödeme tutarı 1160 lira olacak. 75.000 lira kredi borcunu 72 ay vadeyle taksitlendirilen bir borç tutarının aylık ödeme taksit tutarı 1741 lira. 100.000 lira gibi bir kredi borcunu yapılandıran 72 ay vadeyle taksit yaptıran bir vatandaş da aylık ödeme taksit tutarı 2321 lira olacak. Hesaplama yapılırken aylık faizin %1.30 olacağı öngörülmüştür. %20 peşin ay alma, peşinle ev alma. Ev alma imkanı kredi kartından kartında 9 olan taksit sınırı 12'ye çıktı. Yani kredi kartında mevcutta 9 taksit olan sınır 12 taksite çıktı, 1 yıla çıktı. Altın alımında da artık taksit uygulanacak. Tüm altın, ziynet, kuyumcu alışverişlerinde de artık 4 taksit uygulanabilecek. Havayolu, seyahat ajantası, taşımacılık, konaklamada 9 taksit olacak. Markette cep telefonu ve akaryakıta taksit yok. Elektrik, elektronik eşya ve bilgisayar alımında taksit 9'dan 6'ya düştü. Ancak beyaz eşya bu sınırlamadan etkilenmeyecek. Tüketici kredisinin vadesi 36 aydan 48 aya çıktı. Yani 27 Eylül 2016 tarihinden sonra ilk defa bankaya kredi başvurusunda bulunan bir vatandaş şayet kredisi onaylandığında 48 aya kadar kredi kullanabilecek. Konut kredisinde kredi tutarı konutun değerinin %80'i olacak. Daha önce bu oran %75'ti. En düşük kart limiti 5200 lira olacak. İşte burada yasa artık her önüne geleni kredi kartı alamayacak. Her önüne gelen kredi kartına bulaşamayacak. Yani vatandaşın gelir düzeyi düşük ama herkeste kredi kartı var. Yani gelir düzeyi eğer 2000 5200 liraya el veriyorsa hani 5200 liranın altındaki bir kredi kartı artık bundan sonra onaylanamayacak. Başbakan yardımcısı Nurettin Canikli 275 milyar liralık borç stoku yapılandırılacak dedi. Canikli kredi kartı ve kredi borcuna yönelik düzenleme kapsamında 257 milyar liralık kredi stokunun yapılandırılacağını bildirdi. Sayın Başbakan Yardımcısı Canikli, şimdi mevduat faizine odaklandık dedi. Kredi kartı ve kredi borçlarına yönelik düzenlemeye açıklık getiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, söz konusu düzenlemeye kapsamında kredi stokunun toplam 257 milyar lira civarında olduğunu bildirdi. Yapılandırmana sadece mevcut bakiye için değil, mevcut bakiye için geçerli olduğunu vurgu yapan Canikli, bundan sonra kullandırılacak krediler için 72 ayın geçerli olmadığını kaydetti. Bankalara yapılandırma yetkisini verdiklerini anlatan Canikli, sistemi rahatlatmak için inanılmaz bir esneklik sağlıyor. Düzenleme borcunu zamanında ödeyenler için de kullanılabilir diye konuştu. Canikli yapılandırma kapsamında uygulanacak faize ilişkin ise müşteriyi rahatsız etmeyecek, bankayı da zora sokmayacak bir faiz ortamının ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz dedi. Gelişmeleri günlük takip ediyoruz. Mağduriyetler ortaya çıkarsa adımlar atarız dedi. Birçok sorunu görüşmelerle hallettiklerini vurgulayan Canikli, aşırı regülasyonun sistemi rahatsız edeceğini kaydetti. Mevduat faizi için görüşüyoruz. Canikli, son dönemde yapılan faiz indirimlerinin kredi faizlerine büyük oranda yansımadığını belirtti. Kredi faizlerini belirleyen ana maliyet unsuru mevduat faizlerini düşürmeden kredi faizlerinde de anlamlı bir düşüş sağlanması çok gerçekçi görünmüyor.
Mevduat faizlerine odaklanmış durumdayız. Sürekli olarak bankalarla görüşüyoruz. Mevcut faizlerde düşüşü mutlaka sağlamamız gerekiyor. Bunu da kural koymadan piyasa koşulları çerçevesinde halledeceğiz diye ifadelerini kullandı Sayın Başbakan. Bu YouTube kanalımızda yeni çıkan yasanın kredi ve kredi kartı yapılandırmasının borç yapılandırma yasasını derlediğimiz haberler doğrultusunda sizlere anlatmaya çalıştık. Sizler de eğer bankaya borcunuz varsa en yakın bağlı bulunduğunuz bankanın şubesine uğrayarak siz de borçlarınızı çıkan bu yasa kapsamında şey yaparak, taksitlendirerek ödeme gücünüze göre taksitlerinizi azaltabilirsiniz. Hoşçakalın.